Selam dostlar Sorar ile ilgili ikinci video ile karşınızdayım Bu videoda size kurduğum takımdan bahsedeceğim Nelere göre oyuncu seçmek gerekiyor Bunlardan bahsedeceğim size Aynı zamanda ilk haftamdı benim İlk haftada para ödülü de kazandım Şanslıydım Bu para ödülünü de göstereceğim Nasıl alınıyor nasıl yapılıyor Ve bir sonraki oyun içinde beraber kayıt olacağız Nasıl oyuna kayıt olacağınızı Oyun içindeki kayıt olacağınızı da görebilirsiniz Bu videoda dilerseniz başlayalım Evet e, öncelikle şunu söyleyeyim oyuna kayıt olacaksanız kesinlikle birinin referans koduyla kayıt olun ben kendi kimi bırakacağım eşiniz dostunuz oynayan bir arkadaşınız varsa ondan isteyin çünkü açık arttırmadan 5 oyuncu aldığınızda size bir adet hediye kart geliyor referans kayıt olursanız e, bu bilgi de aklınızda olsun. Kısaca para yatırma kısmından da bir bahsedeyim ben... Metamask cüzdanından para yatırıyorum. Metamask çok sık kullandığım için. Negatif tarafı şu. Ethereum ağ üzerinde çalışıyor. İşlem ücretleri kimi zaman yükselik yükselebiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Ve diğer bir yöntem de ramp dediğimiz şu kredi kartı ve banka havalesi yoluyla yapabiliyorsunuz. Ama bunda da sizden kimlik doğrulama istiyor. Birçok belge istiyor. Bu da bir tercih meselesi. Bankaların açık olduğu saatte hafta içi 9 ile 5 arası yatırırsanız kur farkından daha az etkilenirsiniz. Hafta sonu olunca ya da bankalar kapalıyken yaparsanız sizden normal kurun üstünde para çekebiliyor. Evet dostlar şöyle bir ekran görüntüsü aldım. Bu benim bu hafta geçen haftaki oyuncularımın aldığı puan. Hatta bu güncellendi sonradan bir iki saat sonra 260 puan aldım. Bu da beni 0.02 Ethereum para ödülü kazanmamı sağladı. Kırmızı kartlarla oyuna girerseniz sadece bu kırmızı kartlarda var. Kırmızı kartlarla oyuna girerseniz 205 puan üstüne çıktığınızda 0.01 Ethereum. 250 puanın üstüne çıktığınızda da 0.02 Ethereum para ödülü kazanıyorsunuz. Benim buradaki gördüğünüz para ödülü direkt oradan gelmiş bir para. Yoksa ben tamamen suyunu çekmişti benim paralarım Şimdi burada biraz şundan bahsetmek istiyorum ee, Hangi oyuncuları hangi kriterlere göre aldım Şimdi burada bana yardımcı olan Ramazan kardeşime de teşekkür ederim Kendisi benim e, Belçika Hollanda ligime yönelmemi tavsiye etti Ben de mantıklı buldum e, Genelde gördüğünüz gibi oyuncuların hepsi genç kalecime bakmayın Oyun oynama kısmına gelelim bakın Sadece ödül havuzlarında, sadece All Star kısmında oyuna girerseniz size e, bu bahsettiğim para ödüllerini veriyor. Yani bir kadro kurdum ama ilk 350'ye girmem lazım. Bakın ilk 350'ye girmem lazım benim bir kart kazanmam için. Ama ben burada kart kovalamıyorum. Haftalık para ödüllerini kovalıyorum. 250'yi geçmem biraz şanstı. Şansım yaver gitti ama genel olarak her hafta 205'i geçsem... Yatırdığım parayı <laughs> yavaş 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 çıkarmış olacağım. Ben bu arada bu kadroyu kurmak için yaklaşık 0.3-0.32 civarı bir ethereum harcadım. Yani euro karşılığını bilmiyorum. Elimdeki oyuncular hepsi belçika ya da hollanda liginden ve 4 tanesi de belçikalı. Bunlar gelecek vadeden potansiyeli olan ama daha potansiyeli tam olarak Ortaya çıkarmamış oyuncular potansiyelini ortaya çıkarmış oyuncuları zaten almak için ciddi paralar dökmeniz gerekiyor. Ee, sadece bunu ben e, direkt satın al olarak alabildim. Diğer hepsi al diğer hepsine mesela bunu adam e, 170 euroya koymuştu. Ben teklif verdim 150 olur mu dedim. Olur kardeşim dedi. O yüzden burada öyle olunca şöyle transfer takas sembolü görebiliyorsunuz. E, oyuncu alırken, bak hatta şöyle bir liste de yapmıştık arkadaşlarla beraber. E, bu kadar burada takip ettiğim oyuncular var. Burada bunun dışında takip ettiğim ama bu listeye eklemediğim oyuncuların arasından detaylı bir araştırmanın hem bütçeme hem de oyuncuya göre yaptığım bir araştırmanın sonucunda bu oyuncuları seçtim. E, oyuncuların bir oyuncu seçerken o kulübünün Twitter hesabını o kulübe bağlı olan taraftarlarla konuşmak e, gerekirse onların forumuna girip Google Translate'le bu oyuncu nasıl yarın öbür gün ilk 11'e giren mi ya da ilk 11'de kalıcı mı gibi sorular sormak bile gerekir. Çünkü ciddi yatırım yapılıyor. E, <laughs> ve bu arada bu oyunculara çok hani kesin bunlardan alalım diye düşünmeyin. Çünkü bu en az 2 hafta önce hazırlanmış bir liste yani. Bu oyuncuların yerine başka bir oyuncu transfer edilmiş olabilir ya da kendileri başka takıma gitmiş olabilirler. O yüzden yani her şeyi çok günlük bu oyunda. Bir oyuncu çok pahalı bir oyuncu bir sakatlanıyor. Çapraz bağlarını koparıyor mesela. E, fiyatı yarılara düşüyor. E, şimdi bir de oyuna nasıl giriliyor onu göstereyim. Şimdi muhtemelen ilk girdiğiniz para yatırmadığınız için burada... Ee, şu oyun kısmına geliyorsun. Burada 22 saat var. Buraya artık katılamazsınız çünkü bu iş işten geçmiş. Burada son kayıt için 22 saat 57 dakika var. Buraya giriyorum. Ee, sizde yaygın kartlar varsa, yaygın kartlar ilk başta size verilen ücretsiz kartlar. Buraya Gökhan'ı koyduk. Gökhan son maçta ısınırken sakatlandı. Şimdi Gökhan oynayacak mı acaba? Bu da bir düşünce. Ben hafta sonu için Kaleci kim oynatacağım diye düşünüyorum. Aroje'yi koydum. Ee, burada Selim'i koydum. Bakın burada son 5 maçındaki puanlarını görüyorsunuz. Hangi rakibiyle oynayacağını görüyorsunuz. Şu an Mane Liverpool'da değil Afrika Kupası'nda. Burada Joselu'nun aslında iyi bir performansı vardı ama şu an Barcelona ile oynuyorlar. Gol gelir mi Joselu'dan? Neyse bunu koyduk. buraya da Diego Carlos koyduk. Şimdi burada kaptan seçiyorsunuz arkadaşlar. Kaptanı seçtiğinizde kaptanınız %20 fazladan puan alacak. Mesela altında da %7,5 var. Oyuncuları oynattıkça XP point kazanıyorlar ve buradaki toplam puana etken yüzdeleri artıyor. Mesela Gökhan'a verdik bunu tamam mı? Gökhan %27,5 alacak. 50 puan mı aldı? %27.5 ile çarpıyorsun. İşte yaklaşık 62-63 puan gibi bir şey yükseliyor. Bütün oyuncuların yüzdesi buradaki artı yüzdesi oyuncunun toplam puanına ekleniyor. Burada onayla diyorsunuz ve kayıt olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an kayıt etmedim çünkü benim oynayacağım kısım müsabakalarda nadir kısmında All Star'da oynuyorum. Ve bu All Star'da oynarken size bir tane common kart eklemenize imkan veriyor. Prolarda oynamak için de Super Rare dedikleri bu mavi kartlardan bu iki tane mavi kartlardan ekleyip de oynayabiliyorsunuz. O kadar paramız yok şu an o yüzden biz buradan common gri kart ekleyip genelde de kalecileri ekler herkes çünkü kaleciler ekstra ekstra pahalı. Buraya koyup buradan ama şöyle bir sıkıntı oluyor na Common koyduğunuz için sizden alacağı puanın yüzde 42 buçuğunu kesiyor dostlar. Ondan sonra oyna deyip takımımızı kaydediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, sorularınız olursa sorun. Farklı liglerde ilgisi olan varsa arkadaşlar beraber bir telegram grubu kurup sadece bu işlerden yani oyuna girmeden bile kartları al sat al sat yapa yapa para yapabiliriz hep beraber. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Var olun.